Erdemir'in ücretli işçi alım açıklamaları bizleri sevindirdiği gibi Karadeniz Ereğli'deki gençlerimize de umut oldu. Ereğli eski belediye başkanı Murat Sesli Erdemir'e seslendi. İşçi alımlarında ikamet şartı aranarak bu şehirde yaşayan gençlere istihdam sağlanması gerektiğini ifade eden Murat Sesli yaptığı açıklamada şunları söyledi. Erdemir'in ücretli işçi alım açıklamaları bizleri sevindirdiği gibi Karadeniz Ereğli'deki gençlerimize de umut oldu. Fakat Erdemir'in her türlü yükünü çeken Ereğli yaşayanları olarak Erdemir'i hatırlatmak istediğimiz birkaç konu var. Öncelikle işçi alım noktasında OYPA'da yıllardır kadroya geçme sözü verilen taşeron işçilerimize öncelik verilmeli. Yaş sınırı en azından 30'a çıkartılmalı. İşçi alımlarında ikamet şartı aranarak bu şehirde yaşayan gençlere istihdam sağlanmalı. Memleketimizin en büyük sorunu işsizlik. Gençlerimiz başka şehirlerde iş arayışında. Erdemir bu memleketin gençlerine sahip çıkmalı. Buradan Erdemir yetkililerine sesleniyorum. Atmış olduğunuz işçi alım adımında gençlerimize umut olun ve sizlere yıllardır hizmet eden taşeron işçilerimize bu kez unutmayın. Ayrıca kadınlarımız, engelli vatandaşlarımız ve roman hemşirelerimize de pozitif ayrımcılık yapılarak belirli bir kontenjan ayrılmalı. Bu konu Ereğli için önceliklidir. Ereğli'yi seven herkes bu konuya sessiz kalmamalıdır. Bu vesileyle de Erdemir yönetimine işçi alımı kararından dolayı teşekkür ederim. İşe girecek gençlerimize de şimdiden hayırlı olsun diyorum. Erdemir'in her türlü yükünü çeken Ereğli yaşayanlar olarak Erdemir'i hatırlatmak istediğimiz birkaç konu var. Öncelikle işçi alımı konusunda OYPA'da yıllardır kadroya geçme sözü verilen taşeron işçilerimize öncelik verilmeli. Yaş sınırı en azından 30'a çıkartılmalı. İşçi alımlarında ikamet şartı aranarak bu şehirde yaşayan gençlere istihdam sağlanmalı. Memleketimizin en büyük sorunu işsizlik. Gençlerimiz başka şehirlerde iş arayışında. Erdemir bu memleketin gençlerine sahip çıkmalı. Buradan Erdemir yetkililerine sesleniyorum. Atmış olduğunuz işçi alımı adımında gençlerimize umut olun ve sizlere yıllardır hizmet eden taşeron işçilerimizi bu kez unutmayın. Ayrıca kadınlarımız, engelli vatandaşlarımız ve roman hemşerilerimize de pozitif ayrımcılık yapılarak belirli bir kontenjan ayrılmalı. Bu konu Ereğli için önceliklidir. Ereğli'yi seven herkes bu konuya sessiz kalmamalıdır. Bu vesileyle de Erdemir yönetimine işçi alımı kararından dolayı teşekkür ederim.